Amerika Hristiyan görünüyor ama tepeden tırnağa zalim ve kafir bir devlet. Öteden yeryüzünde bütün kargaşalıklarla, iç ihtilallerle komünizm yayılmakta. Komünizm dehşetle yayılıyor. Görüyorsunuz, komünizmin başlangıcında anarşizm yayılıyor. Anarşi, fertleri, mülkiyetleri, hürriyetleri, zürriyetleri insanları tedirgin ediyor, korkutuyor, ürkütüyor, dehşet salıyor. Sonunda bir komünist ihtilal patlıyor, yeryüzü komünist olmaya başlıyor. Ne felaket. Ve komünizmin temelinde Allah yok. Katiyen yok. Bizzat komünizmin fikrini ortaya koyan, kitabını yazan bir adam var. Hepiniz duymuşsunuzdur. Aslen Yahudi olan Alman Yahudisi, bütün Avrupa'dan kovulmuş, melun, aşağılık, kindar, hain, kafir, Karl Marx isminde Allahsız bir adam yazıyor kitabını. Hiç Allah'a inanmıyor. Ve yazdığı kitabın ismine Das Kapital diyor, Almanca yazıyor. Das Kapital. Kitabın ismi bu. Kitabın birinci sayfasında, bizzat vallahi ben kendim okudum. Karl Marx'ın Almanca yazdığı Das Kapital isimli komünizmin, Marksizmin kitabının birinci cildinin birinci sayfasında. Tabii Türkçe'ye tercüme etmişler, satılıyor piyasalar. Aynen şöyle diyor, Allah fikri, ahiret fikri, öldükten sonra dirilmek fikri, cennet cehennem fikri, melek fikri, Allah, ahiret, cennet, cehennem gibi fikirler, düşünceler, kanaatler, zengin insanların fakirleri sömürmek için, fakir fukarayı aldatıp onları çalıştırmak için, onları işçi haline getirmek için, onları sömürmek için zenginlerin, burjuvazinin proletaryayı aldatması için ortaya attıkları bir afyondur. Allah namına hiçbir şey yok kurduktan var. Komünizm kitabı. Vallahi böyle. Ve bu yayılıyor. Ve bunun da siz muhakkak etrafta şeyini görmektesiniz. Yine bundan 3 sene evvel mi 4, yine bende gazeteler var. Geçmişim saklıyorum. Bizzat komünist Rusya'dan bir devlet adamı gelmişti İstanbul'a. Podgorny isminde bir devlet adamı. Rusya'dan devlet adamı geliyor. Podgorny isminde bir adam. Hiç unutmam. Gazeteye de geçti hadise. O zaman Boğaz Köprüsü, şu İstanbul'da yapılan harika Boğaz Köprüsü inşaat halinde devam ediyor, yapılıyor. Mühendisler çalışıyor. İstanbul'un her tarafını gezdi gezdi, sonunda Boğaz Köprüsü'nün de inşaatını gezdirdiler Podgorny'ye. Komünist Podgorny, Rus devlet adamı. Gezdi, köprüden nihayet çıkarken, köprünün nihayetinde oradaki Türk mühendislerine sordu. Bu köprü ne zaman hizmete açılacak? Onlar da dediler ki, inşallah seneye falan ayda hizmete açılacak. Podgorny sordu. Bütün gazetelerde bu malumat var. Herkes biliyor bunu. Podgorny sordu. Gelecek sene falan ayda köprünün hizmete açılacağını anladım. Ama bir kelime kullandınız. İnşallah ne demektir diye sordu vallahi. Onlar da dediler ki, Allah müsaade ederse, İmkan verilse, fırsat verilse, bir başka hadise olmazsa, Allah dilerse böyle olacak demektir deyince, ya hayret dedi adam, hayret, sizin planınız, projeniz, mühendisliğiniz, malzemeniz, ekibiniz, grubunuz yok mu? Allah'ın ne işi var köprüyle dedi. Allah'ın ne alakası var bu alemin dedi. Aynen. Çünkü komünizmin kitabında Allah diye bir şey yok kardeşim. Meydanda işte. Komünizm budur. Girdiği memlekette Allah diye bir şey bırakmaz. Ahiret diye bir şey bırakmaz. Bütün fertler köle, bütün insanlar köle. Devlet patron, silahlı patron, silahlı kuvvetler devletin himayesinde bir patron haline geliyor. Ne mülkiyet var, ne hürriyet var, ne zürriyet var. İnsan, Müslüman, şuurlu olacak, okuyacak, bilecek meseleleri. Açın okuyun. 1399. Hicri Sene-i Devriye'de dünyanın haline bakın ya. Komünizm bu. Ve yeryüzünde görüyorsunuz, bütün Avrupa'yı yutmaya devam ediyor. Bulgaristan, ondan sonra Yugoslavya, Romanya,
bilmem ne, İsve, her tarafı sarmış. Her tarafı sömürüyor, mahvediyor. Afrika'nın ortasında kavga ediyor. Mozambik, Kamboçya, hep Rus silahlarıyla. Bakıyorsunuz Türkiye'de bile Rusların silahıyla çarpışıyorlar. Kıyamet, kavga. Neden? İslam. İslam olacak. Eğer bütün bu hadiselerin bu hicri seneyi devriyede Müslüman uyanmazsa, Müslüman şuurlanmazsa, Müslüman meseleye vakıf olmazsa, davasına sahip olmazsa her taraf mahvolup gidecektir. Bu şuura ermek lazım hicri senede. Muharrem ayında. Evet. Sonra